Geldi gelmekte olan Sayın Kemal Geldi gelmekte olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Çok şükür açıldı vallahi. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Açılır ama piyasada memnun değiliz vallahi. Piyasadan memnun değiliz. Eyvallah. Evet. Evet. Ama yani, Türkiye'nin her tarafı böyle. Evet. Türkiye'nin her yani tarafı. Biraz sıkıntı var yani. Evet evet. Çok evet, sıkıntı evet. var. Hadi Allah kolaylık versin. Marka ürünler satıyorsunuz galiba. Evet, marka ürünler satıyoruz. Evet evet. Burada bir iki yapalım dedik bayan olarak. Evet. Evet. Bayan olarak yaparız biz her çok daha güzel bir şey. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Siz ne kadar onurlandırdınız. 3-4 yıldır yapıyorsunuz. İnşallah devam ettiririz. Bugün işte zannetmiyoruz ama inşallah. Nasıl şeyler? Alışveriş nasıl? Hocam çok duygu. Evet. Çok berbat. Evet. Yani hiç maalesef polyanacılık oynayamıyoruz. Evet. Baya kötü durumdayız. Size mi ait burası, kiralık mı? Biz işletiyoruz. İşletiyorsunuz. İşletiyoruz ama kiradır. Evet. Mülkiyet kiradır. Evet. 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 Allah kolaylık versin efendim. Sağ olun, Allah razı olsun. Bereketli teşekkür olsun. Ederiz. Bol kazanç diliyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Efendim. Ayağınıza sağlık. Allah sağlık. Valla çocuklarımdır, nenelere de çalışıyorum. Öyle mi? Yani, aile yoksa çok, çok zor yani. Evet. Geçim gerçekten de çok zor. Evet. Bizden daha iyi biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bizler de sizi takip ediyoruz. İnşallah bir şeyler olur yani. İnşallah, yani, inşallah. Beraber düzelteceğiz. Yani, beraber. Türkiye'nin bütün bu sorunları aşma kapasitesi inşallah, var. İnşallah, inşallah. Beraber demokrasi içinde bunların i̇nşallah, hepsini halledeceğiz. İnşallah. Sizler kazanacaksınız ki memlekette huzur olsun. Olur, doğrudur. Aynen öyle, öyledir. Öyle. İnşallah hayırlara vesile olur diyoruz. İnşallah efendim, inşallah. Tekrar baş göz üstüne geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Bereketli. İkram ederdik. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? İyiyim. En çok hangi saatler tercih ediliyor? Vallahi genel olarak şu anda daha uygun saatler tercih ediliyor. Evet. Malum fiyat açısından. Fiyat açısından. Evet. Ülkenin dolardaki yükselişinden evet, ötürü evet, daha çok şu anda daha uygun saatler daha tercih ediliyor. Daha ucuz yani. Evet, daha ucuz. Biraz daha küçülmeye doğru gidiyoruz. Evet, evet. Yani zaten yapmış olduğumuz sektörde lüks bir kol saati bugün artık lüks bir evet, aksesuar. Fiyatlarla birlikte bu biraz daha böyle artık ekstra lüks evet, pozisyona evet, gelmiş yani, oldum. Evet. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Yani biz dedemizden öyle bu mi yana yaptığımız ha, bir güzel sektör. Evet, evet, 55 yıldır. Bu yaptığımız evet dededen evet, babaya babadan evet, da evet, bize geçen bir şey. Evet. İnşallah sizden de çocuklara İnşallah geçecek, bizden evet, de çocuklara geçecektir. Evet. Umarım. Evet. Şeref efendim, verdiniz, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hürmet efendim, ediyorum. Hürmet ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Verin İstanbul, alın Türkiye konusundaki düşüncelerinizi alabilirim. Biz bütün Türkiye'yi kucaklamak isteriz. Bütün Türkiye. Ve hiçbir ayrım yapmaksızın. Evet. Kişilerin inancı, kişilerin kimliği, kişilerin yaşam tarzı, kişilerin dili. Ne olursa olsun. Önemli olan insansa ve o insanın bir sorunu varsa ben o sorunları çözmeye talibim. Beraber çözeceğiz inşallah. Birlikte çözeceğiz. Ortak karar verdiği zaman Sayın evet, İstanbul komple işte verin İstanbul alın Türkiye'yi. Sizlerin o zaman tavrınız için ne olacak? Siz hiç meraklanmayın. Öyle İstanbul'u verin Türkiye'yi alın. Biz o işlere papuç bırakmayacağız. Evet. Hiç asla ve asla. Ne demek İstanbul ne demek Türkiye? Hepsi bizim. Türkiye hepsi bizimdir. Diyarbakır'ı da bizim, İstanbul'u da, Rize'si de, Kars'ı da, Kayseri'si de, öbürü ayrıcalık, öbürü cebini düşünen adamın kendi ifadesidir. Biz cebimizi değil, biz milletin cebini düşünüyor. Milletin cebine helal para girmeli. Alın terinin karşılığı girmeli. Biz bunu istiyoruz zaten. Dolayısıyla bundan da endişe etmeyin. Biz düzelteceğiz, beraber düzelteceğiz. Birlikte düzelteceğiz. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi hep beraber olacağız. Ya kucaklaşacağız, kucaklaşacağız. Helalleşeceğiz, bir araya geleceğiz. Bütün kırgınlıklarımızı gidereceğiz. Varsa birisinin mağduriyeti, o mağduriyeti de telafi edeceğiz. Telafi etmek zorundayız. Eğer siz birisi haksızlığa uğramışsa... Saygısızlık gibi oldu, ben üsteyim size. Yok, gerçekten ben ona biraz çok özür dilerim. Hepsini çok özür halledeceğiz efendim. Hiç meraklanmayın. Allah tamam mı efendim? Çok teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun. Hayırlı işler diliyorum. Diyarbakır'a hoş geldiniz, şeref sağ olun, teşekkür ederim. Hakkımıza, Türkiye'mize rakam ayrılsın. Türkiye bizim sağ olun. Teşekkür. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Evet. Çünkü perişan olduk bu sene. Ben hep perişan. Çünkü yem alamıyoruz. Annem ya ben anneme bakıyorum ama bakamıyorum. Evet. Annem yerdedir. Kimse bakmıyor bize. Evet. Bir de teyze diyor tek umudumuz sizsiniz diyor. Evet. Size bir şey umut kapısı açmanızı istiyoruz. Bir dakika. Hepsini halledeceğim inşallah. 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 2 gün önce Antep'e gittim geldim. Evet. 200 liraya gittiğim yere 765 lira yakıt yaktım başkanım. 765 lira ben yakıt yaktım. 200 liralık yere bu maliyetler yükselmesinde ne yükselsin? Ne yükselsin? Sattığım hiçbir şeyi yerine koyamıyorum. Evet. Ne yapayım? Yok yani ya artık birileri dur demeli bu işe. Dur beraber diyeceğiz inşallah. Yani artık birileri dur demeli yani yeter artık. Tabii tabii yeter.
İşleriniz nasıl? Vallahi işler kesikti bu. Evet. Bayağı bir pahalılık var. Biraz sıkıntılı, esas sıkıntılı. Pahalılığını nasıl yapalım bunu düşünüyoruz yani. Evet. Pahalılık bayağı var yani. Var. Ya desen var, tüp desen var, ne desen hep pahalılık var yani. Öyle. Yani akşama kadar çalışmamızı, o günkü masrafımızı çıkaramıyoruz, karşılayamıyoruz yani. Evet. Allah kolaylık versin. Askanım hediye diye. Allah kolaylık versin. Tamam, Allah razı olsun. Peki efendim. Işte. Teşekkür ederim. Hadi sağ olun. Evet. Kendimiz kendi imalatımız. Evet. Evet. Evet hocam. Hoş geldiniz. İşleriniz nasıl? Tamam, İşlerimiz çok kötü. Evet. İyi değil. Gerçekten iyi değil. Biz normalde bizim sezonumuzdur. Mart ayında bizim işlerimiz çok yoğun oluyor. Evet. Burada ciddi anlamda bir yoğunluğumuz oluyor. Ama biz bu sene mesela 8 Mart'ta tek bir tane kıyafet bile veremedik. Öyle mi? Tabii. Yani günümüzde bu yükselen, her gün günlük gelen zamlar bizi çok etkiliyor. Evet, evet. Yani faturalar olsun ve bu ülkede gerçekten açlıkla bir terbiye var. Evet. Artık birileri buna bu dur demesi gerekiyor. Beraber dur diyeceğiz. İnşallah. İnşallah beraber diyeceğiz. Yani birbirimize tabii inancımız olursa evet, beraber öyle, dur öyle diyebiliriz. Siz kazandığınız zaman zaten memlekete huzur gelecek ya. Herkesin karnının doyması lazım. Herkesin işinin gücünün iyi olması lazım yani. O aksi halde hani biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar yani. Yapmamak lazım onu. Fakat moralinizi bozmayın. Ben yok, biliyorum. Yok, moralimizi bozmuyoruz. Bütün biz inançlı bir halkız. Ha güzel. Biz ayakta durmasını güzel çok iyi biliyoruz. Ona inanıyorum. Evet, ona inanıyorum. Emeklerimizle kaza kaza evet biz bugüne geldik. Böyle. Ben bir kadın olarak evet eğer burada bugün isyan ediyorsam evet bu da bu ülkenin ayıbıdır. Evet. Günümüzde durduğumuz, bulunduğumuz şartların ve koşulların ayıbıdır. Ben tek başıma tam çalışıyorum. Tam ülkeyi demeyelim de ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır. Zaten o tabii, benim demek istediğim öyle, şey de o hocam. Öyle, öyle. Ülkeyi yönetenlerin ayıbı. Evet. Eğer bu ülkede hala çocuklar yatağa çıkıyorsa evet bu ülkeyi yönetenlerin vebali vardır bu işi, bu işte. Aynen öyle. Öyle bakmak lazım. Evet. Efendim size hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederim çok hocam. Güzel, çok, çok keyifli. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Oldun efendim. Teşekkür ederim. Bizde kültür karşılığı hayatta olmaz. Olmaz tabii. Siz de bizim başkanımızsınız. Eyvallah. Hiçbir zaman bizde ayrımcılık yok. Yoktur. Evet. Yalnız bu sıkıntılarımızı Allah rızası için bir giderin. Gidereceğiz. Biz çok mağduruz yani. Ya bak burada evet 25 senelik esnafım. Evet. Dün en dükkan sahibim gelmiş bana diyor ki dükkanı boşaltacaksın. Sözleşmem yok diye beni dükkandan çıkarıyor bu yani 30'unda. Evet. Evim surdaydı, evim yıkıldı. Hiçbir yardım alamadım. Evet. 5 milyar sadece evet eşya parası almak zorunda kaldım. İki çocuğun babasıyım. Yani valla mağduruz. Evet. Size güveniyoruz. Artık her şey sizin elinizde. Halledeceğiz elinize inşallah. Elinize ne geliyorsa yapın başkanım. Tamam. Sizi seviyoruz yani. Devam. Ne gelmenizi çok isterdim. Çünkü kadın elindeydi her yer. Kesinlikle. Emin olun ki cennetti. Kesinlikle. Keşke kahvaltınıza gelseydiniz. Bu konuda bir gün, birazcık üzüldük. Bir gün kısmet olur inşallah. O zaman sözünüzü aldım herkesin için. Geldiğinde bir kahvaltı burada yapacağız. Sözünüzü aldım. Tamam, söz aldık. Siz de takip edin, ben de edeceğim. Tamam. Peki efendim. Hadi hoşçakalın. Sağ olun arkadaşlar. Acaban 5 yılından beri varılan bir yer. Biz 2005 yılında burayı tarihi bir Diyarbakır'ı, 125 yıllık bir Diyarbakır'ı. Burayı restore dengdeyişleri aktardık. O günden bugüne her gün burası açık, pazartesi hariç. Yanınızda oturan kişilere biz Deng Bej diyoruz. Evet. Deng, Kürtçe'de ses demektir. Bej. Yaklaşık 17 yıldır burada dengecilik yapıyorum. Bu kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak adına. Tabii. Biz gününde olarak buradayız. Gazal dinevole nezgazale Halkın sıkıntıları var ama gördüğüm bir tablo var. Halk umutsuz değil. Seçimleri bekliyor. Sanıyorum seçimlerde güzel bir karar verecek. Türkiye'nin barışa, Türkiye'nin kucaklaşmaya, Türkiye'nin aydınlığa ihtiyacı var. Bunu hep beraber, halkımızla beraber yapacağız. Teşekkür ederim. Özellikle Diyarbakır'a gelişimizi devamlı her zaman isteriz. İnşallah zaman fırsat bulursak. Ama bizim gerçekten Diyarbakır'ın sorunları var. Evet. Özellikle son yıllarda ve bu son aylarda surda yapılan bazı
olumsuz şeyler var. Hı. Yani bizde hem evler boşalıyor. Evet. Niye evler boşalıyor? Huzursuzluk olduğundan dolayı. Yani neye huzursuzluk? Hı. Uyuşturucu ve hırsızlık. Yani artık vatandaş evet. bunları bırakıp gitmeyi istiyor. Evet. Ha biz yetkililere de vermemiz, yani haber vermemize ve söylememize rağmen hiçbir şey çözülmüyor. Evet. Bir diğer konu da şimdi yoksulluk. Bu evet. zamlarla ilgili evet. yani biz artık muhtarlığın ötesinde bir sosyal yardımlaşma vakfı gibi olmuşuz. Evet. Her gün insanlarımız işte aç olduğunu söylüyorlar. Evet. Perişan durumda olduklarını öyle, söylüyorlar. Öyle, maalesef, şimdi sizden işte ricamız yani en azından bunu bir dile getirip en azından bu halkımıza bir çare olmasını istiyoruz. Muhtarım zaten şimdi aşağı yukarı bütün televizyon kanalları burada ve sizin söylediklerinizi duydular. Evet, sizin söylediklerinizi de duydular. Sizin beklentileriniz ya da talepleriniz ya da önerileriniz sadece sizin olmaktan çıkmış vaziyette. Bütün Diyarbakır'ın aslında talepleri böyle, beklentileri böyle. Huzur istiyorlar. Herkesin evinde rahat yaşayabileceği bir ortam istiyorlar. Herkes gelir istiyor, kazanç istiyor, huzur istiyor, kucaklaşmak istiyor. Biliyorum büyük sıkıntılar var, bunun da farkındayım. Zaten o sıkıntıları yerinde görmek ve sizleri dinlemek için buraya geldim. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde bütün bunları aşacağız, birlikte aşacağız. İnşallah kucaklaşacağız, sohbet edeceğiz, dertleşeceğiz, dertlerimizi paylaşacağız. Sorunlarımız varsa bu sorunları akılcı politikalarla nasıl çözebiliriz? Uyuşturucu sorununa değindiniz, çok ağır bir sorun bu. Türkiye'nin her yerinde maalesef var. Bakın hiçbir uyuşturucu baronu hapiste değil. Ama bir laf etti diye yakalayıp hapse atıyorlar. Niye uyuşturucu baronları hapiste değil? Bu uyuşturucu baronların arkasındaki siyasi güç hangisi? Bunları da düşünün, bunları da sorgulayın. Biz de sorguluyoruz. Bu konu üzerinde de duruyoruz ayrıca. Efendim size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Her yerde söylerim. Doğru. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Bir kişinin işi olursa, işi gücü olursa, evine ekmek götürürse, huzur içinde gelir elde ederse, alın terinin karşılığını alırsa bu tür olaylar da olmaz. İşin derinine inmek lazım biraz, işin kökenine inmek lazım. Az kaldı, inşallah hep birlikte Türkiye'nin var olan sorunlarının tamamını çözeceğiz. Hiç endişe etmeyin. İnşallah. Peki efendim. Sağ olun efendim.